Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı. Hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuz Divan-ı ile ilgili. Bakalım buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Merkez teşkilatının temelini oluşturan Divan-ı Humayun Orhan Bey tarafından oluşturulmuştur. Sınırların genişlemesiyle divana yeni görevlilere dahil olmuştur. Divanda idari, askeri, mali, örfi ve bunun gibi konular görüşüldükten sonra burada alınan kararlar Sadrazam tarafından padişahın onayına sunulmuştur. Ne gibi yorumlar yapabiliriz? Şimdi ilk önceye baktığımızda divan danışma meclisi özelliği taşmaktadır. Doğru mudur değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Günümüz Bakanlar Kurulu ya da danışma kurulu olarak bilinir. Ne diyor? Divandaki idari, askeri, mali, örfi gibi konular görüşüldükten sonra diyor değil mi? Divan Humayun'un üye sayısında artış yaşanmıştır. Bakalım bahsediliyor mu? Sınırların gelişmesiyle divana yeni görevliler dahil olmuştur diyor. Tamam. Divanda farklı alanlarda kararlar alınmıştır. Askeri, mali, örfi, idari. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Bu kadar. Metnin dışına çıkmayın. Cevaba ulaşırsınız. Geldik diğer sorumuza. Diğer sorumuz Fatih Sultan Mehmet'in tarafından inşa ettirilen Topkapı Sarayı ile ilgili. Diyor ki buna göre Topkapı Sarayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini oluşturamaz? İstanbul'un fethi ile Osmanlı Devleti'nin başkentinin İstanbul'a taşmasının ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen ve 1478'den itibaren 380 yıl boyunca padişah ve ailesinin yaşam yeri olan Topkapı Sarayı Birun, Enderun ve Harem olmak üzere 3 bölümden oluşmuştur. Birun sarayın dış kısmıdır. Enderun sarayın iç kısmıdır. Devlet adamı yetiştiren e, e, saray bölümüdür. Harem, padişahın eşinin ve çocuklarının geçtiği özeler. Şimdi uzun yıllar Osmanlı devletinin idari merkezi yeni yapmış mıdır? Yapmıştır. Kaç yıl? 380 yıl. Tamam. Devlet adamlarının yetiştirildiği bir eğitim kurumu olmuş mu? Olmuş. Enderun'dan bahsettiğim az önce tamamdır. Osmanlı devleti yıkılana kadar devletin merkezi olmayı sürdürmüştür. bırakalım. Farklı padişahlar tarafından kullanılmıştır. Fatih'ten sonra da kullananlar olacak değil mi? Mesela 2. Beyazıt gibi. Yavuz Sultan Selim gibi. E, bununla beraber Kanuni Sultan Süleyman gibi. Tamam. Devşirme kadın ve erkekler de bu yapı içerisinde bulunmuştur sevgili arkadaşlarım. Doğrudur. Ancak Osmanlı Devleti yıkılana, yıkılana, yıkılana kadar toparlayamadık <laughs> ya. Yıkılana kadar devletin merkezi olmayı sürdürmemiştir. Çünkü ondan sonra yeni saraylar inşa edildi. Mesela Dolmabahçe Sarayı gibi. Beylerbeyi Sarayı gibi, Çırağan Sarayı gibi, Yıldız Sarayı gibi. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Cık. 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 Ay dilim niye dönmedi ya? Devam ediyoruz. Diğer sorumuz şu şekilde. Bu tip soruyla sık sık karşılaşabilirsiniz. O yüzden dikkat ediyoruz. İki gözümün çiçekleri. Osmanlı Devleti'nde devlet hanedanın değil, hükümdar ve çocuklarının malıdır. Anlayışının getirilmesi aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir? Bakın sevgili arkadaşlarım. Öncelikle bu anlayışı getiren padişah Hüdavendigar'dır. Yani birinci Murat'tır. Unutmayın eğer veraset değişmişse veraset dediğimiz şu olaydır. Mesela diyorlar ya ülke hanedanın ortak malıdır. Ülke padişah ve oğullarının malıdır. Ya da ülke padişahın malıdır gibi. Sözler görürseniz bunun iki, iki amacı vardır. Bir tank kavgalarını sınırlandırmak. iki merkezi otoriteyi güçlendirmek. Bakalım öyle bir şey var mı? Tank kavgalarının cevabımıza ulaştık. Bu kadar. Veraset varsa amaç sınırlandırma ve otoriteyi güçlendirmedir. Devlet idaresinin şehzadeler arasında paylaşılması. Hayır, hayır, hayır. Bu geleneksel Türk anlayışını doğurur ve bu, bu sefer neye sebep olacaktır? Tat kavgalarına sebep olacaktır. İkili teşkilattan mı anlaşı? İkili teşkilat ne, de, ne demektir sevgili arkadaşlarım? Devletin doğu kanadını Hakan yönetirken batı kanadını hanedandan biri yönetirdi. Bu da eski Türk anlayışı. Bunu da geç. Şehzadelerin saray içerisinde eğitilmesi. Biz buna kafes usulü diyoruz. 17. yüzyılda etkisini gösterecekti. Yönetimde teokratik. Ne demek teokratik? Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi demektir. Öyle bir şey var mı? Hayır. Cevabımız aşıkkı. Lan oğlum bugün dilim dönmüyor lan. Ne oldu mu? Diğer sorumuz. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın sonuna kadar hizmet vermiş olan Enderun Mektebi'nin kuruluş amaçları arasında hangileri gösterilebilir? Enderun'dan az dün bahsettik. Ne dedik? Dedik ki devlet adamı yetiştiren kurumdur değil mi? Devletin idari ve askeri nizamını güçlendirmek. Ve Enderun'da genelde kimleri yetiştirilir? Devşirme kökenliler. Yani gayrimüslimler. Vasıflı devlet adamı yetiştirmek en önemli etkendir. Farklı din, dil ve kültüre mensup kitleleri idare edecek bilgili ve kabiliyetli kadrolar oluşturmak en ama önemli etkenlerden biri olmuştur. Enderun'u unutmuyoruz. Sarayın iç kısmıdır. Devlet adamı yetiştiren okuldur unutmayın. 19. yüzyılda 2. Mahmut bunu kaldıracaktı artık. Yerine başka bir kurum oluşturulacaktı. Devam edelim. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Haksız kazançla zengin olmuş görevlilerin mallarına devletine koyması sistemi olan müsaade sistemi ile Osmanlı Devleti'nin durumlarından hangilerini engellemeye çalıştığı savunulabilir. Öncelikle müsaadele sistemini getiren kimdir? İkinci Mehmet'tir. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'dır değil mi? Amaç ne? Bir, özel mülkiyeti, mülkiyetin gelişmesini engellemek. Çünkü eğer bunun önüne geçmezsen zengin ve güçlü aileler karşına çıkarlar. İkinci öncül, zengin ve güçlü ailelerin ortaya çıkmasını engeller sevgili arkadaşlarım. Bununla beraber Ayrıcalıklı bir sınıfın oluşmasını da engelleyecek mi? Engelleyecek. Fatih Sultan Mehmet'in en büyük amaçlarından biri de buydu. Ki zaten İstanbul'un fethinden sonra Çandarlı ailesinin mallarına el koyuyor. Cevabımız E şıkkıdır. Devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Biraz da bilgi. Osmanlı sarayında saray halkının yaşamını sürdürmesi için gerekli hizmetleri gerçekleştiren ve dışarıdan ihtiyaçları karşılayan saray ne dedik? Sarayın dış kısmına ne de demiştik az önce? Sarayın dış kısmına biz birun diyoruz. İç kısmı Enderun, devlet adamı yetiştiren okul, harem, padişahın özel hayatı, lonca günümüz esnaf ve sanatkarlar odası, vakıf hayır kurumları. Bakın arkadaşlarım. Hemen hemen tüm işler birun'da görüşülür. Sarayın dış kısmında yani. Anlaştık mı? Cevabımız A Geldik. Diğer sorumuza. Bakalım şimdi. Sorumuz şöyle. Bu üst düzey görevliler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Orhan Bey döneminde kurulan divan teşkilatına üye olan üst düzey memurlar padişah devlet yönetiminde yardımcı olmakla görevlidir. Böyle yapalım. Gaz asker. Günümüz adalet ve milli eğitim bakalım Kadı ve müderrislerin atamasını yapar. Üst düzey görevlidir. Yüksek davalara bakar. Defterdar, günümüz maliye bakanı. Osmanlı Devleti hakkında ne var ne yok hepsini bilir. Sadrazam padişahın sağ koludur. Padişah olmadığında işlere o bakar. Bununla beraber Fatih Sultan Mehmet Han döneminden itibaren sadrazam ne yapacaktı? Divana başkanlık edecekti. Kadı günümüz hakim ya da yargıçtır. Bu da kuruluş kuruluş devrin kuruluş döneminde Osmanlı için çok faydalı olmuştur. Ancak kaptan eder ya, şu anda Kaptan Derya'dan bahsedilmiş Niye biliyor musunuz? Çünkü Kaptan Derya ilerleyen zamanlarda divana katılacaktı. İlerleyen yani Kanuni kanun Sultan Süleyman döneminde artık Barbaros Hayrettin divana katılabilecekti. Anlaştık mı? Cevabımız değişik. Bunların hepsi divanın üyeleri sevgili arkadaşlar. Unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.